Merhaba, ben uzman psikolog Melike Şimşek. Güçlü, Mutlu, Umutlu YouTube kanalımızda Hiçbir Zamandan Bugün Doğar programında bugünkü konumuz motivasyonel görüşme. Motivasyonel görüşme nedir ve nasıl uygulanır? Bu akşam bunu konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Motivasyonel görüşme tekniklerinin ülkemizde içinde bulunduğumuz tarih itibariyle 3 tane resmi eğitmeni var. Bunlardan bir tanesi Profesör Doktor Kültekin Ögel, bir diğeri Profesör Doktor Ertuğrul Köroğlu ve en yeni 3. eğitmen de benim, uzman psikolog Melike Şimşek. Bugün sizlere biraz giriş kıvamında motivasyonel görüşmeden bahsedeceğim. Özellikle de geçtiğimiz haftalarda bağımlılıklardan, bağımlılık tedavisinden çok fazla bahsetmişken motivasyonel görüşmeyi anlatmamak olmaz. Çünkü motivasyonel görüşme teknikleri tamamen aslında bağımlılık alanından çıkmış, sonrasında çok daha farklı alanlarda işlevsel olduğu, kullanılabilir olduğu fark edilmiş bir teknikler bütünü. Peki nedir bu? Ne anlama geliyor? Şimdi isterseniz önce iyi bir görüşme nasıl olur bundan başlayalım. Yani iyi bir görüşme yapmak için karşımıza gelen danışanla problemi her ne olursa olsun iyi bir görüşme gerçekleştirmek için nelere ihtiyacımız var? Hangi faktörler bu noktada etkili? Baktığımızda aslında hikayesini öğrenmeden önce danışanın bize açılmasını, sorununu anlatmasını beklemeden önce bizim gerçek bir işbirliği sağlamamız gerekiyor. Bu katılımı sağlamak olarak da geçen, danışanın gerçekten yanımızda kendini rahat hissettiği ve bizim de aslında dinlerken danışanın yanında rahat hissettiğimiz bir ortam sağlanması gerekiyor. Ve tabii bu ortamın sağlanması için en önemli şeylerden bir tanesi de empatik bir atmosfer oluşturmamız. Empatik atmosfer deyince klasik böyle psikolog oturuşuyla, duruşuyla her duyduğumuz şeye işte elini şöyle yapıp kafa sallayıp anlıyorum demek empatik atmosfer kurmak anlamına gelmiyor. Karşımızda oturan kişi bizim hayata bakış açımızdan çok daha farklı bir bakış açısına sahip olabilir. Çok daha farklı bir yaşam tarzına sahip olabilir, değerlere sahip olabilir. Ve bize anlattığı şey bizi gerçekten normalde dinleyecek olsak çok rahatsız edebilir. Ama bütün bu duygularımızı bir kenara koyup gerçekten onu anlayabiliyorsak, yani o an onun oturduğu koltuktan bakıp oturup dünyayı o şekilde görebiliyorsak, onun yaşadığı şeyleri hissedebiliyorsak, işte bu empatik atmosfer anlamına gelir. Ve motivasyonel görüşme ruhunda bir görüşme yapabilmek için empatik atmosfer yaratmak olmazsa olmazdır. Biz bu atmosferi yarattıktan sonra işin içine danışanımızla işbirliği kurmak, onun katılımını sağlamak ve bunun ardından yavaş yavaş değişime yönelik adımlar atabilmek geliyor. Motivasyonel görüşmenin en önemli özelliklerinden bir tanesi bazen kişiyi ikna etmeye çalışmak ya da gaza getirmeye çalışmak gibi algılansa da aslında tamamen değişim motivasyonunu kişinin içinde bulup bazı tekniklerle, belli tekniklerle bu motivasyona erişip değişimin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Yani burada aslında değişimi başlatan kişi danışandır. Biz sadece bu yolda ona destekçi oluruz. Ve bazı seçenekler sunduğumuzda eğer bunu kabul etmiyorsa bir noktada sorumluluğu da ona veririz. Bu senin hayatın, buna sen karar vereceksin deriz. Yani bir zorlama yoktur. Motivasyonel görüşmeyi dışarıdan böyle itici bir güç gibi kullanmayız. Biz gerçekten içerideki o motivasyona, isteğe, değişim isteğine ulaşmaya çalışıp onu ortaya çıkarız. Peki hangi alanlarda kullanabiliriz motivasyonel görüşmeyi? Aslında başta bağımlılıklar geliyor. Alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı, tütün bağımlılığı ya da internet bağımlılığı gibi bağımlılık türlerinde kullanılabilir. Bunun yanı sıra
araştırmalar bize beyin felci rehabilitasyonu, kardiyak bakım, diyabet hastaları, fizyoterapi gören hastalar, diyetisyenlerin danışanları gibi çok farklı alanlarda motivasyonel görüşmenin kullanılabileceğini gösteriyor. Buna ek olarak son dönemlerde iş hayatında da özellikle çalışan performansını arttırmak, çalışanları gerçekten doğru tanıyıp onlara doğru liderlik edebilmek adına da motivasyonel görüşmenin kullanılabildiğini görüyoruz. Peki hangi teknikleri kullanacağız? Yani bir motivasyonel görüşme yaparken bu değişim motivasyonunu ortaya çıkarmak için hangi tekniklerden yararlanacağız? Öncelikle görüşme yaptığımız ortamda motivasyonel görüşmenin ruhunu yakalayacak olmamız çok çok önemli. Bunu yakalayabilmek için de bir işbirliği kurmamız, danışanın katılımını sağlamamız ve empatik atmosfer yaratmamız gerekiyor. Yani bu üç ana unsur tamamlandıktan sonra az sonra anlatacağım tekniklerle ilerleyebiliriz. Şimdi böyle bir görüşme ortamı oluşturduk diyelim. Hangi tekniklerle ilerleyeceğiz? Burada açık uçlu sorular, danışanı destekleme, yansıtmalı dinleme ve özetleme dediğimiz tekniklerden yararlanıyoruz. Ve burada aslında en önemli noktalardan bir tanesi de bütün bunları yaparken bunu danışana sorumluluk vererek yapıyoruz. Yani orada biz uzmanız ve burada bir alıcı-verici ilişkisinden ziyade bir ortaklık ilişkisi var. Ve bu ortaklık ilişkisinde biz aynı yöne gittiğimizden emin olduktan sonra danışanı destekleyerek ilerliyoruz. Yani bizde çok zengin bilgiler var ve bunları danışana aktaracağım demek motivasyonel görüşme ruhuna uyan bir tarz değildir. Çünkü bunu yaptığımızda biz danışanı bir şeye zorladığımızda direnç denen durumla karşılaşırız. Ve bazen bizim karşımıza belli danışanlar geldi. Bizi zorladığında işte bu çok dirençli bir danışan, çalışmak çok zor, hiçbir şey veremiyorum, hiçbir şey almıyor gibi cümleler kurduğumuz olabiliyor. Ama aslında şunu kendimize soruyor muyuz? Belki de direnci ben yarattım. Belki çok hızlı gittim. Belki onu hazır olmadığı bir yöne doğru götürmeye çalıştım. Belki bir şeylere zorladım farkında olmadan. Bu soruları mutlaka sormamız gerekiyor. Şayet motivasyonel görüşme yapma gibi bir amacımız, kaygımız varsa. Dolayısıyla burada aslında bir güreş değil, bir dans söz konusu. Danslardan da hatta tangoya benzetebiliriz. Tangoda iki partnerin birbirleriyle olan uyumu, hareketleri, işte ayak hareketlerinden tutun da beden hareketlerine kadar çok çok önemlidir. Yani bir tanesi tökezleyip düştüğünde aslında diğerini de beraberinde götürür. Dolayısıyla motivasyonel görüşmede de böyle bir durum söz konusu. Biz bir dans ediyoruz, güreşmiyoruz danışanımızla. O yüzden direnç çıkarmamaya, danışanda direnç yaratmamaya özen göstererek bu teknikleri doğru kullanarak uygulama yaptığımızda aslında motivasyonel görüşme sunmuş oluyoruz. Bazen özellikle de insanlara yardım etmek için bu alanı seçen kişiler olduğumuzu düşünürsek çok hızlı gidebiliyoruz. Yani değişime henüz hazır olmayan kişilere hemen çözüm önerileri sunabiliyoruz. Aslında bu bizim doğamızdan gelen, insan doğasından kaynaklanan düzeltme refleksiyle açıklanabilir. Yani yanlış bir şey gördüğümüzde onu hemen düzeltmek istiyoruz. Hemen müdahale etmek istiyoruz. Ama bu düzeltme refleksi özellikle motivasyonel görüşmede bu görüşme tekniklerinin ruhuna aykırı bir görüşme yapmamıza neden olabiliyor. O yüzden biraz sabırlı olacağız, yavaş gideceğiz, bebek adımlarıyla ilerleyeceğiz. Çalıştığımız konu her ne olursa olsun. Şimdi biraz burada bahsettiğim tekniklerden daha detaylı bahsetmek istiyorum. Bu anlattığım teknikleri. Özellikle açık uçlu sorularla başlayalım. Bu açık uçlu sorular bizim motivasyonel görüşme yapıyorsak şayet yaptığımız görüşmenin çok büyük bir kısmını oluşturması gereken sorular.
Açık uçlu soruyla kapalı uçlu sorunun farkı şudur. Açık uçlu sorduğunuzda karşınızdaki kişiyi daha iyi tanımanızı, karşınızdaki kişinin hikayesini daha ayrıntılarıyla duymanızı sağlar. Yani dün akşam mesela işte ailesiyle kavga etti mi, tartışma yaşadı mı, danışanınızla ilgili bu durumu öğrenmek istiyorsanız, dün akşam ailenle kavga ettin mi gibi bir soru sorup evet ya da hayır ya da işte belki bu cevapları bile değil, şöyle ya da kafa sallama gibi reaksiyonlar almak yerine, dün akşam nasıl geçti, bana biraz anlatır mısın dediğinizde, işte dün akşam kavga mı etti, yemek mi yedi, dışarı mı çıktı, bir sürü şeyle ilgili aslında size bilgi vermiş oluyor. Dolayısıyla açık uçlu soruları kapalı uçlu sorulara göre motivasyonel görüşme yapıyorsak eğer çok daha fazla tercih etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda açık uçlu soru sormak, görüşmeyi böyle bir devamlı soru cevap şeklinde ilerleyen robotik bir süreç olmaktan da çıkarıyor. Bu nedenle de çok önemli. O yüzden en azından böyle bir %70 açık uçlu, %80 açık uçlu, geri kalanı kapalı uçlu olacak şekilde görüşmeleri yapmakta fayda var. Motivasyonel görüşmedeki bir diğer tekniğimiz de destekleme. Değişim ancak kendimizi yeterli hissettiğimizde, bunu başarabileceğimize inandığımızda başlar. Kendinizle ilgili çok ufak değişiklik yaptığınız alanları düşünün. Kilo vermek mesela, yapamayacağınıza inanıyorsanız eğer bunu zaten başaramazsınız. Hep yapamayacağınız taraflara odaklanırsınız. Bu işin olumsuz taraflarını görürsünüz. Ama bu anlamda sizi birileri desteklese ya da siz geçmişe dönüp başarabildiğiniz şeylere bakıp ya ben zamanında bunu yapmışım, şimdi şunu da yapabilirim gibi düşündüğünüzde yapabileceğinize olan inancınız artar. Dolayısıyla bizlerin de danışanlarla çalışırken bardağın dolu tarafından bakması gerekiyor. Motivasyonel görüşme yapıyorsak eğer. Ufak şeyleri, bu çok iyi bir fikir, çok güzel bir plan, bununla ilgili bir adım atmışsın ya da geçmişe dönüp bak geçmişte sen bunları yapmışsın gibi geçmişe de ayna tutup oradan devam etmemiz gerekiyor. Çünkü danışanın değişim motivasyonunun açığa çıkabilmesi için kendini yeterli hissetmesi gerekiyor. Ve bizler de bu yeterliliği sağlayacak orada kişileriz. Yani bunu görmesini sağlayacak aslında, buna yardımcı olacak kişileriz. Motivasyonel görüşmedeki bir diğer tekniğimiz de yansıtmalı dinleme. Yansıtmalı dinleme aslında direncin dağılmasını sağlayan bir teknik. Ve bunun çok fazla çeşidi var. Bu çeşitleri kullanırken sarkastik olmamak, danışanda meydan okur gibi bir his yaratmamak çok önemli. Mesela sigara içmeyi seviyorum dedi. Sigara içmeyi seviyorsun şeklinde bir geri dönüş yapacağız. Ancak bunu sigara içmeyi seviyorsun gibi şekilde söylersek burada böyle bir meydan okur tarzda danışanın karşısına çıkmış oluyoruz. Ve direncin artmasına da aslında neden olan taraf biz olmuş oluyoruz. Burada biraz daha dinlediklerimizi danışana geri aktarma söz konusu yansıtmalı dinlemede. Özetlemeye geçtiğimizde ise özetlemede yansıtmalı dinlemenin biraz daha uzun versiyonu. Şimdi açık uçlu sorularla sorular yönelttik, danışanın hikayesini dinledik. Artık duyduğumuz şeyleri alıp toparlayıp kendisine bunu yansıtma zamanı. İşte bunu yaparken de özetlemeyi kullanıyoruz. Doğru bir özetleme yapabilmemiz için mutlaka belli noktalarda not almamız, doğru alanlara temas etmemiz gerekli. Ve belki de bu anlamda yanlış anlama ihtimalimiz de göz önünde bulundurup doğru anladıysam diye başlamak da önemli olabilir özetlemede. Motivasyonel görüşmeyi iş yerlerinde ya da şirketler kendi çalışanları için kullanırken bu tekniklerin tıpkı psikolojinin, psikiyatrinin diğer alanlarında kullanıldığı kadar etkili olduğunu gösteriyor bize. Hem çalışmalar hem de pratik. Bu anlamda çalışanlarla, hep danışan demeye alışmışız kendi çalıştığımız alanlardan dolayı. Çalışanlarla birlikte doğru ekipler kurmak, kişilerde belki de kendi performansını,
kendi yapabileceklerini görmesini sağlamak için bu tekniklere başvurulabiliyor. O yüzden artık bunlar aslında terapi odalarından çıkıp biraz daha iş yerlerine de yayılması gereken teknikler. Çünkü her zaman herkes gerçekten kendi yapabileceğini tam anlamıyla kapasitesini yansıtamadan iş hayatında var olabiliyor. Biraz o yüzden buna fırsat vermemiz gerekiyor. O nedenle bu sadece terapi odalarında kullanılan bir teknik değil. Aslında çok daha kullanılabilirliği fazla olan, çok fazla alana sahip olan bir teknik. Burada aslında çalıştığımız iki ana kavram. Ambivalans, yani iki duygu, iki düşünce, iki karar arasında kalınan çatışmalı ruh hali. Bir de ambivalansı çözümledikten sonra değişim. Ambivalansı çözümlemeden, karşı tarafın buradaki çelişkileri görmesini sağlamadan bir değişim motivasyonu ortaya çıkarmak çok da mümkün değildir. Değişim için bir adım atmasını sağlayacaksak eğer, bu anlamda bir farkındalık yaratmamız gerekiyor. Yani o arada kaldığı şey her neyse, işte kilo verip vermemek, ilaçları kullanıp kullanmamak, işe gelip gelmemek, sigarayı bırakıp bırakmamak, alkolü bırakıp bırakmamak, bütün bunlar arasında gitgeller yaşayabilir kişi ve bu gitgeller tamamen ortadan kalkmayacak. Yani değişim de aslında böyle çok dümdüz bir çizgi değildir. Kişi bir gün bir noktasındayken bir sabah uyandığında bir başka noktasına geçebilir. Bizim motivasyonel görüşmeyle yapmaya çalıştığımız şey kişiyi hep bulunduğu noktadan biraz daha ileri taşımak. Dolayısıyla bu ileri taşıma sürecinde bizim bu tekniklerden yararlanmamız çok çok önemli. Danışanın ambivalansı keşfedebilmesi için yine bu tekniklere başvurmamız gerekiyor. Petrol çıkarma makinalarını bilir misiniz? Hiç gördünüz mü bilmiyorum. Görmediyseniz şöyle internette tarayarak birkaç tane örneğe bakmanızı öneririm. Motivasyonel görüşmeyle aslında yapmaya çalıştığımız şey yerin altına inip orada bir süre petrolü arayıp bulduktan sonra yavaş 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 yeryüzüne çıkaran bir makinenin yaptığı şeyi yapmak. Nasıl ki o makina yerin altına inmek için, o petrolü bulmak için, sonra da yüzeye çıkarmak için çok yavaş adımlarla ilerliyorsa, biz de motivasyonel görüşmede bunu yapacağız. Düzeltme refleksine kapılmadan, danışanın ambivalansını çözümlemesine yardımcı olarak ama sorumluluğu da ona vererek onun yanında olacağız. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle.